Herkese merhaba. Bugünkü konumuz vücudumuz için çok önemli bir işleve sahip olan koenzim Q10 molekülü. Bu bir enzim aslına bakarsanız ve vücudumuzda hücrelerimizdeki ATP üretiminde görevli bir enzim. Yani bütün vücudumuz için gerekli olan bir enzim. Ve vücudumuzda aslına bakarsanız üretilebilen bir molekül. Ama koenzim seviyelerimiz bazı durumlarda vücudumuzda azalmaya başlıyor. Böyle bir durumda da vücudumuzdaki enerjimiz düşmüş oluyor. Koenzim Q10 veya koenzim Q10 ikisini de diyebiliriz. Vücudumuzda genelde 30 yaşından sonra azalmaya başlıyor. Ve 40 yaşından sonra daha fazla azaldığını ve enerjimizin düştüğünü gözlemleyebiliyoruz. Bunların yanı sıra koenzim Q10'in azalmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de kolesterol düşürücü ilaçlar. Yani biz bunlara statinler diyoruz ama böyle deyince çok fazla aslında sizin açınızdan anlaşılamayabiliyor. Statinler dediğimiz etken maddeler, ilacınızın isminin altında yazan etken maddelerinin sonunun statin olması. Bundan bahsediyoruz. Eğer böyle bir ilaç kullanıyorsanız Vücudunuzdaki koenzim miktarları düşecektir. Çünkü kolesterolün oluşmasını engellerken aynı zamanda koenzim q üretilmesi de engellenmiş oluyor. O yüzden böyle bir ilaç kullanıyorsanız hayatınıza koenzim Q10 takviyesi ilave etmeniz son derece önemli. Aynı zamanda yetersiz beslenmeyle veya sigara ve alkol kullanımıyla da vücudumuzdaki koenzim Q'tan molekülünün azaldığını gözlemleyebiliyoruz. Peki biz bunu dışarıdan kesinlikle almalı mıyız? Aslına bakarsanız yiyeceklerde de var koenzim Q'tan. Yine uskumru, sardalya gibi balıklarda, brokoli, ıspanak gibi yeşil yapraklılarda ve kırmızı et ve bazı sakatatlarda koenzim Q10 molekülü var. Ama eğer bir ilaç kullanımı söz konusuysa biz bu yiyecekleri hayatımıza fazlasıyla dahil etsek bile bu bize yeterli gelmeyecektir. O yüzden böyle bir e, kullanımı düşünebiliriz. Ama ilaç kullanmıyorsak bu tarz besinleri hayatımıza katmak da vücudumuzdaki koenzim Q10 üretimine katkı sağlayacaktır. Bunların yanı sıra koenzim Q10'in piyasada iki tane formu var. Ubikinol ve ubikinon formları. Aslına bakarsanız sonu L ile biten formu daha aktif ve biyo yararlanımı daha fazla olan bir form. Ama e, bana sorarsanız eğer böyle bir takviye almayı düşünüyorsanız herhangi birisini almanız yeterli ve biz koenzim Q10'un kullanımını tok karna ve yağlı yiyeceklerle öneriyoruz. E, buna da dikkat etmek gerekiyor. Aynı zamanda koenzim Q10 sabahları kullanılması gereken bir takviye. Akşamları kullanıldığı zaman fazla enerjiye bağlı uyuyamama veya başka uyku problemleri söz konusu olabilir. Peki koenzim Q10'i hayatımızda hangi durumlarda dahil edeceğiz? Kronik bir yorgunluğumuz varsa yani ama bu kronik yorgunluk dediğimiz 3-5 gündür kendimi halsiz hissediyorum demek değil. Yani bitmek bilmeyen bir kronik yorgunluk. Bunların yanı sıra bazı kronik hastalıklarda da biliyorsunuz vücudumuzun enerji seviyeleri son derece düşüyor böyle bir durumda da yine hayatımıza dahil edebileceğimiz ürünler arasında bulunuyor. Aslına bakarsanız koenzim Q10 vücudumuzda hali hazırda olan bir madde olduğu için çok fazla bir yan etkisi söz konusu olmuyor. Sadece bazı durumlarda bulantı kusma gibi şikayetler gerçekleşebiliyor. Bunların yanı sıra çok fazla bir yan etki gözlemlemiyoruz. Ama hani koenzimi kimler kullanmalı veya kullanmamalı? Aslına bakarsanız 30 yaşındaki bireylerin altındaki kişilerde kesinlikle gerekli olan bir madde değil. 35-40 yaşın üzerinde eğer böyle semptomlarınız varsa hayatınıza güvenle dahil edebileceğiniz ürünler arasında bulunuyor. Ve koenzim kütünen aynı zamanda güçlü bir antioksidan mekanizmasına da fayda sağladığı için anti aging amaçla da kullanılabilen ürünler arasında 100 mg ve 200 mg olan formları var. Eğer herhangi bir rahatsızlığımız yoksa 100 mg gayet yeterli olan bir formdur. 200 mg dediğim gibi çeşitli ilaçların kullanımıyla birlikte düşünmemiz gereken bir form. Özetleyecek olursak bütün hücrelerimizin enerji üretmesi için son derece önemli olan koenzim Q10'i böyle şikayetleriniz varsa hayatınıza dahil etmeyi düşünebilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.